Bugün Haber Kuşağı ile karşınızdayım. Tam 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Görüşme bekliyoruz elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşecek. Görüşme Sayın Bahçeli'nin konutunda olacak. Duygu Ayaz Bayram'da işte o görüşmeyi takip ediyor. Hemen Ankara'ya gidelim. Son gelişmeleri Duygu'dan dinleyelim. Duygu. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutuna gelerek bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Şu dakikalarda da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konutunun hemen bahçesine çıktı ve bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için beklediğini söyleyebiliriz. Tabii bu yılın 9. görüşmesi olacak iki lider arasında. Aynı zamanda yaklaşık bir ay önce 13 Temmuz'da iki lider bir araya gelmişti. Şüphesiz ki bugün de yine gündemdeki önemli konuların iki lider arasında görüşüleceğini söyleyebiliriz. Peki hangi konular ön plana çıkıyor? Hemen bunları da detaylandıralım. İlk olarak aslında yerel seçimin ana gündem maddesi olması bekleniyor. Bu kapsamda da özellikle hafta sonu Meral Akşener'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyon'da yaptığı önemli bir çağrı vardı. Özellikle partilerin yerel seçime ayrı ayrı girilmesi yönünde bir çağrıda bulunmuştu. Dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu çağrıya istinaden bir açıklama yapmıştı. Özellikle ciddiye alınacak tarafı yok, isteyen ayrı girebilir ifadesini kullanmıştı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı'nın birlik vurgusu da yapmıştı. Aynı zamanda seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen yoktur demişti ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde heves ve heyecan içinde hazırlanacaklarını ve ortak akıl içinde işbirliği sürdüreceklerini ifade etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada şu dakikalarda da hareketliliği bizler de ekrana taşıyoruz. Kameraman arkadaşım Mustafa Barış'tan aktarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracını gördük. Aracı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutuna yaklaştı. Dediğimiz gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere konutundan dışarı çıktı ve iki lider şu dakikalarda bir araya geliyor. Bir tokalaşmanın, selamlaşmanın ardından da hemen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutuna giriş yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda gazetecilere bizlere yöneldi. Bir selam veriyorlar iki lider. Ardından da konutunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutunda baş başa görüşmenin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Tabii dediğim gibi 9. görüşme bu yıl içerisinde ve aynı zamanda bir ay önce 13 Temmuz'da bir araya gelmişti iki lider. Dediğimiz gibi bugün ana gündem maddesinin yerel seçimler olmasını bekliyoruz. Şüphesiz ki iki partide de yürütülen önemli bir süreç var. Temmuz ayından bu yana AK Parti'de yerel seçimlerle ilgili yürütülen süreç var. Aynı şekilde MHP de parti içerisinde süreci yürütüyor ve bunun yanı sıra da bazı illerde işbirliklerinin olması yönünde de çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda da gelinen son durumun iki lider arasında ele alınmasını bekliyoruz. Yerel seçimler başlığı ile ilgili. Tabii bunun yanı sıra dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gideceğinin sinyalini vermişti. Soçi'de bir görüşme olacağını ifade etmişti. Ve ana gündem maddesinin de bu görüşmenin tahıl koridoru olduğunu biliyoruz. İşte bununla ilgili nasıl bir adım atılacak? Türkiye hangi dosyalarla Soçi'ye gidecek? Şüphesiz ki iki lider arasında bugün Bahçeli ve Erdoğan arasındaki görüşmede de bu önemli konunun ele alınmasını bekliyoruz. Şüphesiz ki yine bir diğer önemli başlıkta ekonomi olacak. Ekonomi alanında atılacak yeni adımların iki lider arasında gündeme gelmesini bekliyoruz. Ancak buraya bir parantez açalım. Çünkü emeklilerle ilgili meclis kapanmadan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı olmuştu grup toplantısında. Seyyanen zam yapılması ve onlara da bir iyileştirme yapılması yönünde bir çıkışı olmuştu. Ancak meclis kapanmadan önce bu düzenleme hayata geçirilememişti. Fakat şunu biliyoruz ki hükümet kanadında emeklilere zam yapılması yönünde en azından Aralık ve Ocak bandına kadar böyle bir çalışmanın yürütülebileceği ifade edilmişti hükümet kanadından. İşte bu noktada da emeklilere zam konusunda
kapsamında bugünkü toplantıda iki lider arasında gündeme gelebileceğini ifade etmekte fayda var. Dediğimiz gibi bu yılın 9. toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir araya geldi ve görüşüyorlar. Geçtiğimiz dakikalarda görüşme başladı. Bir önceki görüşmede 13 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Bu kez toplantı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleştiriliyor. Ardından da dediğimiz gibi iki lider yine baş başa görüşmeden sonra da iki lider yine bizlere selam vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'nin konutundan ayrılmasını bekliyoruz diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım.